saatidir, sabah olmak üzere. Şu an saat sabahın 7'si. Hava hala karanlık ama sabah. Birazdan Almaty'yi gezmeye başlarız. Olsa keyfin yerinde mi? Ha? Maymun. Yerinde mi keyfin? Vallahi kedi ben de yattı. Geldi ben de yattı burada. Neyse sabah oldu şu an. Taraf bembeyaz. Böyle bir görüntüsü var evden. Evet arkadaşlar, sabah oldu ve yavaş yavaş evden ayrılıyorum şimdi. Böyle bir evde kaldım. Bana yerleri tarif etti. Biraz işleri varmış şeyin. Sen dedi gidebilirsin dedi. Bakalım tek başımıza burayı keşfedeceğiz. Bugün daha buradayız. Sağ olsun omlet momlet yapmış, bir şeyler yapmış. Bir dünya yemek memek yapmış şimdi. Yedim yani, yedirmeden de çıkarmadı. Dedim tamam. Böyle bir durum. Evet şimdi sokağa çıktım. Tarif ettiği yere gideceğim bakalım. Gerçi navigasyona da verdim ama. Bakalım şimdi yavaş yavaş. Çok farklı, çok değişik yerlerini göreceğiz Almaty'nin. Öyle umuyorum. Bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi Almaty sokaklarındayız ve hastaneye gideceğim. Hastane için bilet alacağım. İleride bana anlattı. Yeşil Pazar'a giderken dedi, yolda dedi, sol tarafta var dedi. Bakalım şimdi. Birazdan bakacağım. Önce bileti halledeceğim. Çünkü yarına hastaneye gideceğim. Ya bugün de dediğim gibi Almaty'yi çekebildiğim kadar sizleri çekmeye çalışacağım. Bakalım. Burnum patlıcan gibi oldu ya, şey gibi oldu. Kıpkırmızı oldu. Bayağı soğuk ama dediğim gibi Astana daha soğuk yani. Almaty'den çok çok daha soğuk. Şu an burası, örnek veriyorum yani, aşağı yukarı -5 -7 derece ise o gideceğimiz, yani yarın gideceğimiz Astana'da -30'larda -25'lerde, öyle söyleyeyim ben size. Yani gerçekten çok soğuk. Şu an içimde içlik, ondan sonra 3-4 tane kazak. Bir tek atkım yok. Eldiven falan var. Bir tek atkım yok. Artık bilmiyorum. Belki de bir tane atkı alacağım. Çünkü Almaty'de gündüz tamam dayanabilirim ama Astana'da değil gündüz. İsterse güneş bile olsa dayanamazsınız. Çünkü eksi, dediğim gibi 20-30 dereceden bahsediyorum size. Yani orası çok tehlikeli. O yüzden oraya daha böyle önlemimi alıp gitmem lazım. Bakalım. Bakalım, şurada karşıda bir tane alışveriş merkezi gibi bir yer var ama orada büyük ihtimal tren bileti satıyorlar demişti bana. Girip soracağım, bakacağım. Evet, yaklaşık bir 5 kilometre falan gösteriyor gideceğimiz yere. Yani bu da demek oluyor ki hızlı yürürsek yarım saat 40 dakikada varacağız. Green Pazar diyor. Kazak dilinde de kök pazar diye geçiyor. Öyle söyleyeyim. Önce o taraflara gideceğiz. Ondan sonra da daha farklı yerlerini gezeceğiz. Almaty'nin bakalım. Yolumuzda devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bakalım, buralarda bir tane kasa varmış. Tren bileti satan yer. Önce dediğim gibi onu halletmem lazım. Ondan sonra da gideceğimiz yerleri gönül rahatlığıyla gezebiliriz. Olur da tren bileti kalmaz, bir şey olur. Bir gün önceden halledelim onu. Bakalım. Şimdi biletimizi aldık. Dediğim gibi böyle bir ofislerden alabiliyorsunuz biletinizi. İlla yani şey, tren istasyonuna gitmenize gerek yok. Burası da böyle bir alışveriş yeri, öyle söyleyeyim. Burada da yarın saat 4.37 gibi kalkacak tren. Bakalım. Şöyle bir yerden girdik içeride, biletimizi aldık. Uçak bileti, uçak bileti, her şeyi bulabiliyorsunuz burada. Fiyat biraz fark ediyor. Yani normal tren istasyonundan aldığınız takdirde 1000 tenge daha uyguna gelmiş olabilir. Ama dediğim gibi tren istasyonuna gitmek istemedim, daha aşağı yürümek. Dedim şimdiden alayım. Bir de işin kötü tarafı sadece koltuk kalmış. Yani yataklı vagonların hepsi dolmuş.
O yüzden sadece koltukta yolculuk yapacağız. Yaklaşık bir 15 saat falan sürecek. 15 saat artık oturacağız yani. Yapacak bir şey yok. Böyle bir durum. Böyle bir çarşı sokağına geldik, öyle söyleyeyim. Burası tam böyle Almaty'nin çarşılarının olduğu yer. Tam böyle merkezi yerler, öyle söyleyeyim ben size. İşin güzel tarafı, kız da merkeze yakın oturuyor. Yani dediğim gibi 3 kilometre falan merkeze uzaklığı evin. Yaklaşık bir kilometre daha yürüdükten sonra dediğim gibi Yeşil Pazar'a, Kazakça, Kök Pazar ya da işte her neyse ismi, oraya gideceğiz yani. Böyle bir yer. Yolumuzda yavaş yavaş ilerliyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi şöyle köprünün altından geçeceğiz. Evet, buradan direkt gösteriyor Yeşil Pazar. Yaklaşık bir 700 metre falan daha var ama bakalım. Ondan sonra bir tane kilise varmış. Çok farklı bir kilise dedi. İçerisine falan girebiliyorsun dedi. Oraya da gideceğiz. Ondan sonra çok farklı bir sokak var. Pamfili sokak mı? Adını vallahi tam söyleyemiyorum. O sokağa gideceğiz. Çok manyak ötesi bir sokakmış. Ondan sonra da bir yere daha gideceğiz bakalım. Öyle tahmin ediyorum ki Kök Pazar dedikleri, Green Pazar dedikleri yere gelmek üzereyim. Öyle söyleyeyim ben size. Bakalım. Ha, var şurası. Evet. Öyle tahmin ediyorum ki pazarın oraya geldik gibi. Bakalım. Burada bir şeyler falan satıyorlar ama bilmiyorum burası mı değil mi. Birazdan haritayı açıp bakacağım. Çünkü Kök Pazar demişlerdi. Yani Green Pazar diye geçiyor. Yeşil Pazar. Aa evet, burası. Burası Yeşil Pazar arkadaşlar. Green Pazar burada mı? Green Kök Pazar, Pazar mı? Kök Pazar mı? Niye gerekti sana? Bakacağım Kök Pazar'la. Niye gerekti? Göç. Bakacağım. Tolga video değil. Sadece tamam, video yapacağım. Astanovka var mısın? Burada Astanovka'da var. Aynen, aynen. Ayıldım adam. Tamam. Sonra buraya gideceğim. Aşağıda gideceğim. Ha. Tamam. Çok sağ olasın. Tamam. Evet. Sağ ol. Evet. Şu ileriden aşağıya gidecekmişiz. Abiler, dediğim gibi ya, Kazakların Türkçesi var ama çok acayip konuşuyorlar yani. Çok değişik bir konuşma şeyleri var, stilleri var. Evet, burada da pazarlar, mazarlar var. Evet. Pazar. Buraları dediğim gibi yani Almaty'nin tam merkezi oluyor yani. Kök Pazar dediğimiz yerler. Pazarların, çarşıların, ne bileyim işte insanların gelip burada gezdiği, alışveriş yaptığı yerler falan oluyor. Bakalım. Şimdi buradan yavaş yavaş içeri bakacağız. Ne var ne yok. Az çekeceğim yani. Fazla bir şeyini çekmeyeceğim bunun. Daha çok gitmek istediğim yerler daha farklı. Evet. Kök Pazar'a geldik arkadaşlar. Burası dediğim gibi Kazakistan'da Almaty şehrinde Kök Pazar olarak geçiyor. Öyle söyleyeyim ben size. Bakın böyle çeşitli yiyecekler. Selamünaleyküm. Buraya bak, kolay gelsin. Nasılsın abi, iyi misin? Türkiye'den geldi şu. Selamlar. Evet, böyle çeşitli şeyler satıyorlar. İstanbul'dan paranın? Evet, Antalya. Antalya'dan evet evet. Evet. Siz buralı Kazak mı? Ben Özbek. Özbek mi? He. Samarkand'a. Ben gittim Samarkand'a. Hayırlı işler. Görüşürüz. Davay. Davay. Evet arkadaşlar, dediğim gibi böyle bir pazar burası ya. Çeşitli işte meyvelerin, sebzelerin satıldığı, marketlerin olduğu, çarşıların olduğu. Yan tarafında da buranın dediğim gibi şey var. Böyle kıyafet pazarı falan var. Kıyafet dükkanı falan var. Bakın burada mesela örnek veriyorum. Çok farklı şeyler satıyorlar bakın. Bilmiyorum, bu öyle tahmin ediyorum ki. Bu nedir abi? Bu nedir? Bu Çin mi? Ne bu? Biznayım. Ço zavut. Ne? Gribik. Gribik. Ha. Ha, malinki gribik eta. Ha. Bakın arkadaşlar, bu da mantarın küçüğüymüş, öyle söyleyeyim. Çok küçük mantarlar böyle. Türkiye. Türkiye'den abi, aynen. Aynen. Nasılsın, iyi mi? Rahmet. İyisin. Muhammed. Muhammed. Burak benim ismim. Burak. Burak. Aynen. Ha, Burak. Burak, ha, Burak. Ay, Muhammed, güzel abi. Ben geziyorum burada. Evet, Tacikistan. Tacikistan'dan mı? He, ne güzel. Bak daha demin Özbekistanlı vardı. Sen Tacik, Kazak, hep karışık. Evet. Güzel. Sağ olasın Ahmet ya. Sağ ol. Evet kardeşim benim.
sağ olsun arkadaş. Dedi o dedi mantar dedi. Mantarın dediği küçüğü dedi. Evet. Böyle bir yerdeyiz yani. Öyle söyleyeyim. Bakın burada da açık etler falan satıyorlar yani. Gerçekten çok değişik yani. Bu Kazakistan gerçekten çok farklı bir ülke diyebilirim. Bakın burada da etleri falan dizmişler böyle. E biliyorsunuz burada Kazakistan'da, Özbekistan'da, Kırgızistan'da ya bu tarz yani etleri hep böyle pazarlarda falan görebiliyorsunuz. Satıyorlar yani. Böyle bir durum. Bakın burada da çeşitli salatalar falan var. İşte örnek veriyorum. Bunlar hep farklı farklı salata çeşitleri arkadaşlar. Çok farklı yani kendilerine öz, Kazakların kendilerine öz salatalarını falan yapıyorlar. Öyle söyleyeyim ben size. Güzel yerler. İşte şunlar da kurut diye geçiyor. Dediğim gibi yani bunlar aslında şey gibi, şeker gibi, sakız gibi duruyor ama bunların hepsi peynirden yapılma. Yani kurutulmuş bir şey öyle söyleyeyim. Ağzınızda ısırmadan eritiyorsunuz onu. Çünkü ısırdığınızda tadı daha biraz daha zor şey oluyor. O yüzden öyle bir durum ya. Öyle bir durum. Pazardan yavaş yavaş çıkalım arkadaşlar. Az bir şey de şu kıyafet pazarını falan gezelim. Çok fazla dediğim gibi yani pazarları falan çok fazla gezmeyi seven biri değilim. Yani çok fazla insanların olduğu yerde çekim yapan biri değilim ama az da olsa dediğim gibi buraları çekeceğim. Ondan sonra daha farklı, daha güzel, çok daha farklı yerleri göstermeye çalışacağım size Almaty'de, öyle söyleyeyim ben size. Bakalım, hava şu an dediğim gibi eksi 7 derece. Yani gerçekten bayağı soğuk. Hatta bugün bir tık daha soğuktu ama dün eksi 7 ya da eksi 8 falandı. Geceleyin de akşamleyin de eksi 20-25'leri buldu yani, öyle söyleyeyim. Gerçekten çok soğuk oldu dün gece. O yüzden kolay değil yani. Burada da çeşitli bereler, şeyler. Böyle bir yer. Böyle bir yerdeyiz arkadaşlar ya. İşte kıyafetlerin satıldığı. Burası dediğim gibi yani yeşil pazar diye geçiyor. Kök pazar diye geçiyor. Öyle söyleyeyim. Böyle bir yer. Burada çoraptı, yiyecekti. Hemen hemen her şeyi bulabilirsiniz bu pazarda. Öyle söyleyeyim ben size. Abla, pardon. Ablacığım, burası kök pazar değil mi? Green pazar. Kök. Çok teşekkür, Ahmet. Çok sağ olun. Evet, doğru gelmişiz ya. Gene dedim emin olayım, sorayım da. Ya böyle gidiyor arkadaşlar burası da. Dediğim gibi işte ayakkabılar, ne bileyim işte kıyafetler. Buradan da öyle tahmin ediyorum ki daha da devam ediyor. Daha da gidiyor. Burası çok büyük bir pazar. Küçük bir pazar değil yani. Gerçekten çok büyük bir pazar. Kök pazar diye geçiyor burası. Yani Kazak dilinde. İngilizce'de de green pazar diyor. Yani green pazar işte yeşil pazar olarak geçiyor. Böyle bir yer ya. Hani az olsa dediğim gibi çekmek istedim buraları. Böyle bir yer. Arkadaşlar burası kök pazardı. Kök pazardan şimdi çıktık. Öyle söyleyeyim. Şimdi şu şekilde yukarıya doğru gideceğiz. Yukarı tarafta bir tane katedral var, bahsetmiştim. Oraya gideceğiz. Orayı bir ziyaret edeceğiz, bakacağız. Ondan sonra da sokağı bulacağız. O Pamfili sokağı mıydı neydi? Adı biraz değişik. Bakalım. Tahmin ediyorum ki o bahsettiğim sokak şu arkada bir yerde, evet. Yürüme yolu olarak geçiyor. Yani sadece yürüme yolları falan var demişti. Şu arkası. Ama önce biz dediğim katedrale gideceğiz. Bakalım. Sonra geleceğiz tekrar. Parkın içerisinde bulunuyor katedral arkadaşlar. Evet. Şöyle bir parka getirdi bizi. Arkada da katedral var. Şimdi öncelikle şurayı bir çekelim. Ondan sonra bakacağız. Yavaş yavaş yolumuzda ilerliyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi ilk önceki hedefimiz katedral. Katedrali girmeye çalışacağım. Bakalım gidebilir miyiz? Çekebilir miyiz içeriden diye. Çünkü o kadar büyük bir katedral ki ve öyle tahmin ediyorum çok tarihi bir katedral. O yüzden de zaten bayan dedi mutlaka dedi git oraya dedi çek dedi. Bakalım. Evet, buralarda da böyle bir yer. Gerçekten muhteşem bir görüntüsü var diyebilirim katedralin arkadaşlar. Yani gerçekten göz alıcı bir görüntüsü var. Evet. Çok değişik bir katedral.
Kuşlara bakar mısınız ya? Şuradaki kuşlara bakar mısınız arkadaşlar? Arkadaşlar muhteşem ötesi bir görüntü var burada. Bakar mısınız? Kuşların hepsi yatıyor ya. Bankta oturuyor falan. Kaçmıyor yani. Kaçmıyor. Ana. Kaçmıyor. Bakın sevebiliyorum ya. Bildiğini sevebiliyorum yani kuşları. Ah. Şuraya bakar mısınız ya şu görüntüye? Şöyle bakın burada içeride de var. Bir dünya kuş var arkadaşlar ya. Oo, bu arkası da kuş kaynıyor. Buraları her taraf güvercin kaynıyor arkadaşlar. Her taraf güvercin kaynıyor. Gel bakalım sevelim bir ya. Evet. Kaçmıyorlar da o kadar yani. Hepsi birlikte duruyor. Hiçbiri de kaçmıyor doğru dürüst. Yani bildiğiniz yanına kadar gidebiliyorsunuz. Dokunabiliyorsunuz falan. Çok acayip bir ortam ya. Çok değişik. Evet. Evet dediğim gibi katedral burası arkadaşlar. Çok acayip bir katedral ya. Baş. Katedralin şöyle. Bakın burası da park arkadaşlar. Yan tarafı falan komple park yapmışlar burayı. İnsanların gezebileceği yerler. Of evet. Katedral burası arkadaşlar. Ama bilmiyorum tabii ki. Kapı var. Kapıdan girebiliyor muyuz? Orada işaret yapmışlar sağa doğru diye ama kapının önünde. Bakalım. Devasa bir katedral arkadaşlar. Gerçekten devasa yani. Çok değişik bir katedral. Evet. Devasa. Harika ötesi bir yer. Tahmin ediyorum ama katedrale bilmiyorum giriliyor mu girilmiyor mu yani şöyle yanından bunundan bakalım bakın buralara hep dediğim gibi yani arkası sağ önü altı her taraf şurada da bir tane yapı var oranın ne olduğunu bilmiyorum orada şeyler falan var ama katedrale giriliyor mu bakalım. Hazreti İsa'nın motifi var. Bir de ayrıyeten burada da dediğim gibi Hristiyanlar mumi yakıyorlar bu şekilde. Gerçekten çok enteresan. Burada gelip de mumi yakabiliyorsunuz yani öyle söyleyeyim ben size. Çok değişik bir ortam. Tahmin ediyorum ki Hazreti Meryem kucağındaki de Hazreti İsa burada da dediğim gibi Rusça yazıyor anlamıyorum şöyle yazıtlar var şöyle papaz resmi falan yapmışlar böyle bir yer arkadaşlar bir de sessiz konuşmak zorundayız çünkü insanlar rahatsız olmasın insanlar dua ediyorlar burada çok enteresan bir yer gerçekten. Çok enteresan bir yer. Şöyle buraları çekelim. Ondan sonra da yavaş yavaş katedralden çıkalım. Muhteşem ötesi bir
katedral arkadaşlar, çok değişik. Yaşam odası. Katedralin arkasındayız arkadaşlar. Çıktık dışarı. Şöyle bankta oturuyorum, dinleniyorum biraz. Dediğim gibi birazdan o Pamfili miydi, Pamfilo muydu? Bir sokak ismi söyledi bana. Sadece yürüyüş yolu var dedi. Öyle tahmin ediyorum ki burası değil orası. Orayı bulmaya çalışacağım. Oraya gideceğiz. Ondan sonra da Gondola diye bir yer var arkadaşlar. Orası muhteşem ötesi bir yer, çünkü Almaty'ye kuş bakışı atacağız, öyle söyleyeyim. Oradan teleferikle Almaty'nin en tepesine çıkmaya çalışacağım, bakalım. Şimdi yavaş yavaş bu parktan çıkacağız ve ortalama 1,5 kilometre bir yolum var. O Pamfili diye bir sokak varmış burada, onu şimdi haritadan buldum. Oraya gideceğiz, çünkü oraya mutlaka git dedi, orası güzel dedi, oraya da bakacağım. Aynı böyle yürüme yolları falan varmış. Bakalım. Yavaş yavaş oraya gideceğiz. Ondan sonra da dediğim gibi gondolaya gideceğiz. Gondoladan teleferikle Almaty'nin en tepesine çıkmaya çalışacağız. Bakalım arkadaş. Hep beraber. Burada da bir tane döner dükkanı var ama Master Döner diyor. Döner yapıyormuş. Sahibi Türk mü Kazak mı acaba? Bir bakalım bakalım. Master Döner diyor ama Döner restorantı. Bakalım yolumuzu ilerliyoruz arkadaşlar. Tahmin ediyorum ki Pamfili sokağa geldik. Evet doğru. Burası Pamfili sokağı diye geçiyor. Evet, burası komple insanlar için yürüyüş yerleri falan yapmışlar. Gerçi bir 300-400 metre daha yukarıda gösteriyor sokağı ama bildiğim kadarıyla bu yol, bu sokak Pamfili sokağı diye geçiyor ama bakalım. Evet. Yavaş yavaş gidelim bakalım. Çok güzel bir sokak dedi. Evet, sadece yürüyüş yolları falan var söyledi. Bakalım. Evet, burada çeşitli şeyler yapmışlar. Yani güneş olmasına rağmen hava gerçekten çok soğuk. Yani burnum akıp duruyor. Zaten hasta olduk da. Bakalım. Evet. Pamfili mi, Pamfilo mu? Sokak. Ya zaten bugün gezdiğim, gördüğüm yerlerin hemen hemen hepsini şey ekleyeceğim, açıklamayı falan ekleyeceğim, yani öyle söyleyeyim. Bir yer yapmışlar ama değişik. Bu şekilde zincirlerden, bilmiyorum, bu değişik bir yer. Böyle bir yer. Evet. Bu dediğim gibi Almaty çok çok farklı bir şehir yani. Şu ana kadar gördüğümüz, gezdiğimiz şehirlere nazaran daha da farklı, daha da enteresan yerleri var. Tabii bu bir günde Almaty'yi tabii ki gezme şansınız yok ama bir günümüz var. Yarın dediğim gibi hastane trenim var. Hastaneye geçeceğim buradan. Hiç olmazsa dedim bugünü değerlendirelim. Az da olsa. Akşama kadar vaktimiz var. Gerçi şu an zaten saat öğlen oldu. Hatta öğleni geçiyor. Bakalım ne kadar farklı değişik yerleri çekebilirsek o kadar iyi. Evet, burası da Pamfili sokakmış arkadaşlar ya. Şu an gerçi kar, dediğim gibi her tarafı kar kaplamış. Fazla gezen insan da yok. Normalde burada çok fazla insan oluyormuş yani bu sokakta. Öyle dedi. Bakalım. Şimdi dediğim gibi Gondola diye bir yer var. Orayı bulmaya çalışacağım. Orası da öyle tahmin ediyorum. Buradan bir 5 kilometre falan var. Bilmiyorum. Tam emin değilim yani kaç kilometre olduğunda. Haritadan bakacağım.
Yavaş yavaş oraya gideceğiz. Arkadaşlar şimdi dediğim gibi Pamfili sokaktan çıkacağız. Gondola, Koktöbe Gondola diye yer var, oraya gideceğiz. Orası da buradan tam tamına 2 kilometre yürüme mesafesindeymiş. Şimdi yavaş yavaş oraya doğru yürüyeceğiz bakalım. Buradan da şöyle bir fotoğraf karesi alacağım su sokağa. Sola dönün. Sonra da sola dönüp yolumuza gideceğiz. O sokaktan çıktık. Dediğim gibi 2 kilometrelik bir yürüme yolu bizi bekliyor. Öyle tahmin ediyorum ki bir 15-20 dakika içerisinde de o Koktöbe dediğimiz, yani gondola dediğimiz yere gideceğiz. Ve bakacağım, yani teleferik vardı orada. Teleferik çalışıyorsa dediğim gibi teleferikle Almaty'nin dağlarına, tepelerine çıkacağız. Ve tepeden Almaty'ye kuş bakışı atacağız. Bakalım. Oba. Şöyle bir bina gördüm. Tepesine bakar mısınız? Kral tacı yapmışlar sanki. Acayip bir bina. Değişik. Şimdi gelmek istediğimiz yere geldik. Koktöbe yazıyor bakın arkada. Gondolların olduğu yer, yani gondola diyorlar onlara. Teleferik. Şöyle bir heykel yapmışlar. Şöyle bir yerdeyiz. Şimdi yavaş yavaş oraya gideceğiz. Bakalım teleferik çalışıyor mu, çalışmıyor mu, ona bakacağız. Bakalım. Almaty'nin tepesine çıkıp Almaty'yi tepeden kuş bakışı atmak istiyorum. Valla böyle bir heykel var. Baba. Böyle bir durum. Bu bina buradan daha net gözüküyor. Şöyle çekeyim azıcık. Değişik bir bina ya. Ha, buraya mı? Kalk. Evet. Evet. Ve şimdi en tepeye çıkıyoruz. Dağa çıkıyoruz. 10 numara bir görüntü olacak. Üstünden geçiyoruz. En tepeye gelmek üzereyiz herhalde burası. Şimdi tepeden kuş bakışı atacağız Almaty'ye. Hemen hemen her yerini görebiliriz Almaty'nin buradan. Geldik. Öyle söyleyeyim. Fazla da uzak değilmiş ya. Bursa'daki teleferik gibi değil tabii ki de. Öyle söyleyeyim. Bakalım buraları birazcık ulaşan edelim. Girişine geldik buranın arkadaşlar. Burada bir tane ters ev bizi karşılıyor. Ters bir tane ev. Burada da bir tane dönme dolap var. Burada da öyle tahmin ediyorum ki restoranlar falan var. Restoran var aynen. Monteverde diyor. Kafe, kafeterya varmış. Evet. Koktöbe. Yani buradan dediğim gibi Almaty'ye kuş bakışı atacağız arkadaşlar. Bakalım. Çam ağacı falan yapmışlar. Bakın Almaty ayaklarınız altında. 10 numara bir yer.
biraz hava sisli, o yüzden pek böyle gözükmüyor ama. Şu arkada da bir tane kartal var. Kırgızistan'da fotoğrafta, videoda çekmiştik onunla. Evet, burada da yürüme yolları falan yapmışlar. Bakacağız şimdi, birazcık buraları kolaçan edeceğiz. Ne var ne yok, dediğim gibi. Daha sonra kafeye mafeye geliriz. Birazcık buraları bir kolaçan edelim. Ne var ne yok. Nereden nerelere gidebiliriz. 10 numara bir ortam arkadaşlar ya. Şöyle bakar mısınız? Çok güzel bir ortam. Gerçekten 10 numara. Yavaş şuradan yukarıya doğru çıkalım bakalım. Daha tepeye. Burada öyle tahmin ediyorum ki yürüme yolları falan yapmışlar. Ayrıyeten kafeteryalar, restoranlar falan var diye tahmin ediyorum. Evet. Çok güzel bir heykel var burada. Manklar. Çeşitli aktiviteler falan yapılıyor herhalde. Burada oyun yerleri falan yapmışlar. Değişik yerler. Motifler yapmışlar. Evet. Yolumuzla ilerleyelim bakalım. Burada bayağı böyle gezecek yerler falan yapmışlar yani. Park mark. Şekilde tırmanış yerleri falan, değişik şeyler var ya. Oh. Evet. Değişik yerler yapmışlar. Burada Cocktail ile ilgili açıklamalar falan da var. Burada tırmanma yeri falan yapmışlar. Tren miren ne ararsanız var burada ya. Sıklanıyor. Madagaskar. Evet, ağırlıklı olarak çocukların böyle, gençlerin eğlenme alanları var burada. Ama gezme yerleri falan da vardı burada ama herhalde diğer taraftan falan gidiliyor oralara da. Bakalım. Böyle tahmin edelim ki burası bu kadar, evet. Buraya kadar bir yer. Burası. Çarpışan arabalar, çarpışan arabalar. Evet. Yavaş yavaş şuradan sağdan bir yer gidiyor ama aşağı doğru ve soldan. Burası öyle tahmin ediyorum ki hayvanat bahçesi. Hayvanların olduğu yerler ama bakalım ne varmış. Aa, evet, hayvanlar var burada. Birazcık hayvanları da çekelim. Küçük bir hayvanat bahçesi yapmışlar, evet. Hem yürüme yolu hem de hayvanları görebiliyorsunuz. Burada ne varmış?
Evet, tavus kuşu. Çeşitli güvercinler. Evet. Açıklamaları falan burada yazıyor, burada neler var neler yok diye. Evet, şurada bir tane tavus kuşu var. Evet. Bakın, görüyorsunuz. Aha, şurada da tavus kuşları var. Değişik. Bakalım şimdi. Yavaş yavaş bu tarafa doğru ilerleyelim. Buralarda ne varmış? Oo, şurada çok değişik bir tane kuş gördüm. Aha. Bu ne ya? Bu nedir ya? Bu nedir ya? Bu nasıl bir kuş ya? Ana, acayip bir şey. Renkleri renkleri çok acayip. Gel. Gel. Hemen yanında da şöyle kuşlar var. Tavuk gibi. Bilmiyorum ne olduklarını. Evet. Burada da şöyle bir kuş var. Bundan acayip ya. Tüyleri müyleri de bir acayip. Oha, şu kuşa bakar mısınız ya? Çok değişik. Acayip bir rengi var ya. Gel. Acayip bir şey ya. Oo, şu daha değişikmiş ya. Renklerine bakar mısınız? Siyah, kırmızı, sarı. Acayip bir şey. Burada da var bir şeyler. Burada var. Burada da böyle tavuk gibi bir şeyler var. Beyaz tavuk. Aha, tüylü tavuk. Acayip bir şey ya. Şuraya bakın. Vallahi tavuk ama tüylü tavuk arkadaşlar bunlar. Gel. Merhaba. Gel. Merhaba gel. Gel, korkma gel. Isırma ama, ısırmak yok. Isırmak yok. Merhaba. Nasılsın? Nasılsın? He? Çok değişik bir hayvan ya. Bu kaçmıyor, bu geliyor. Bu Çin tavuğuymuş arkadaşlar bunlar ya. Şöyle tüylü Çin tavukları. Değişik. Evet. Bakalım. Burada hep tavuk horoz moroz yapmışlar ya. Tavuklar, horozlar, morozlar. Evet. Acayip bir ortam. Horozlar, morozlar var. Horoz, evet. Burada da bir şeyler var. Hindi var burada. Hindi. Aha, ördek var. En sevdiğim. Kaz. Gel, merhaba. Kapıverde'de eli kaptırıyorduk da. Bu sefer. Gel. Ne haber lan? Evet, bunlar kaz arkadaşlar. Acayip bir şey. Karı mı yiyor? Ne yapıyor? Oha, karı yiyor lan. Evet, ördekler. Vallahi değişik bir durum. Arkadaşlar burada da bir şey var. Bir kuş mu bu, ne bu? Vallahi kuş, deve kuşu var burada. Deve kuşu. Deve gibi. Çok büyük. Şuradan bir gösterebilirsem. Aynen. Deve kuşu arkadaşlar bu. Merhaba. Gel oğlum. Gel lan, bir dışarı çık lan. Bir göster bence kendine. Gel gel. Gelsene bir. Gelmiyor. Yatmış oraya. Deve gibi kuş. Aha, burada da vallahi adını bilmiyorum ama ceylan mı diyorlar bunlara. Herhalde ceylana benziyor ama çok değişik bir hayvan. Gel kuzum, gel. Ne yapıyorsun sen? Gel. Merhaba. Ne haber? Evet. Aha, geyik galiba. Evet, geyik ya. Değişik.
Geyikler, meyikler. Burada koyun moyun var. Koyunlar, kuzular. Burada da bir şey var. Keçi galiba. Aha. Burada da bir değişik bir keçi ya da koyun. Koyun bunlar. Bakalım şurada ne varmış. Allah. Aha. Aha. Bu ne lan? Bu ne? Böyle bir şey. Adını bilmiyorum. Aha lamaymış bu ya. Deve mi bu? Lama. Vallahi lamaymış. Oba. Ve böyle bir durum. Evet. Burası buraya kadar. Gerçi buradan da aşağı yol gidiyor ama bakalım aşağı doğru inelim ne var ne yok. Aşağıya da bakalım bir. Değişik yerler var mı? Ama burası sanki ormana çıkıyor gibi ama. Allah Allah. Burada ne var acaba? Burada bir şeyler var ama ne var? Aa evet, burada da farklı çeşit kuşlar var. Vallahi bilmiyorum. Tavus kuşu değil ama değişik böyle. Değişik kuş türü. Şurada da bir şeyler var birkaç tane. Onlara da bakalım ne varmış. Ondan sonra da burası bitiyor zaten. Ha. Burada bir şey yok galiba ya. Aynen. Ha, tavşan varmış burada. Tavşanlar varmış. Evet, tavşanlar. Tavşanlar var. Evet. Böyle bir yer ya burası da. Burada da bir tane kule gibi bir şey yapmışlar ama çok yüksek, çok büyük. Neyse, geri dönelim. Buradan da dürbünle Almaty'yi izleyebiliyorsunuz. Huh. Evet. Oo, yalnız bayağı bir kazık ya. 2 dakikası 500, 4 dakikası 1000 tenge. Evet, şu şekilde de canlı şekilde izleyebiliriz. Hem de para vermeden. Evet, azıcık sis var havada, o yüzden tam böyle gözükmüyor ama olsun. Dediğim gibi şu an Almaty'nin en tepesindeyiz arkadaşlar. Evet, böyle bir yerde burası da ya. Yani bugün de bayağı yürüdüm ya. Vallahi var ya, ellerim dondu, ayaklarım dondu. Çift çorap giymeme rağmen gene de ayaklarım dondu. Oh. Değerli ayakmışlar. Şimdi de diğer tarafından böyle gidelim bakalım neler var. Gerçi öyle tahmin ediyorum. Burası da hemen hemen aynı yerinde çıkacak. Beni oraya çıkartacak ama gene de bir bakalım. Evet. Dağlara bakın ya. Her taraf bembeyaz. Evet, tahmin ettiğim gibi ya, burası da parkın oraya gidiyor yani. Parkın oraya çıkıyor aynen. Buradan da aynı yerlere çıkıyor. Evet. Burası da böyle bir yerde arkadaşlar ya. Az çok size göstermeye çalıştım. Öyle tahmin ediyorum ki videoyu bu şekilde kapatacağım artık. Tahmin ediyorum bir zaten aşağı yukarı bir gene bir bayağı bir çekim yaptım. Hani kısa kısa da olsa, az az da olsa sizlere göstermeye çalıştım.
Umarım videoyu beğenirsiniz. Videoyu beğendiyseniz de yorum yapabilirsiniz. Ayrıyeten videoları durumlarınızla paylaşabilirsiniz. Beğenebilirsiniz. Bu şekilde.